Yeni bir video ile karşınızdayım. 13 Şubat tarihinde 4 tane teknoloji hissesinin analizini yapmıştım. Kafein bunlardan biriydi. Bu analizi yaptığımda kafein 29 lira 70 kuruştu. Yine bu videoda aşağı gelişlerin, yani 100 günlük ortalamaya, 200 günlük ortalamaya değdiğinde kafeinin ve diğer teknoloji firmalarının uzun vade için mantıklı bir yatırım olabileceğini düşündüğümü söylemiştim. Bunu da hem Türkiye'nin daha teknolojik yatırımları olan açlığından kaynaklandığını belirtmiştim. Bunu belirttiğimde kafein 29 lira 90 kuruştu. Buradan %20 yukarı gitti. 3 gün gibi kısa bir sürede 36 lira ilk hedefime geldi. Daha sonra bu endekse gelen genel satışla beraber kafein de aşağı gelmeye başladı. Burada ben açıkçası 50 günlük ortalamaya kadar, yani 25 seviyesine kadar çekileceğini düşünüyordum. Lakin cuma günü ve pazartesi günü gelen alışlarla tekrardan 30 seviyesine geldi. Şu anda ben kafeini izleme taraftarıyım. 50 günlük ortalamaya doğru bir hareket daha yaparsa buraların uzun vade için güzel bir alım fırsatı olabileceğini düşünmekteyim. 36 seviyesi kırıldıktan sonra benim artık yukarıda gördüğüm yer biraz daha uzun bir vade olacak, uzun bir hedef olacak. Yani 50 seviyesini açıkçası hedefliyorum kafein için. Bakın, uzun bir süredir, yani 2020 yılı kafein için bir konsolidasyon süresi oldu. Gördüğünüz gibi Nisan ayından aralığa kadar tam 8 ay boyunca pek bir hareket olmadı kafeinde. Ardından ciddi bir yükseliş sergiledi. Yine benzer hareketi 2019 yılında da görüyorsunuz. Yine uzun bir süre yatay hareketten sonra hızlı bir yükseliş. Kafeinde de, yani bu yılda da yine böyle bir aralığa girebilir diye düşünüyorum. Ve daha sonra 50 seviyesine gidebilir diye düşünüyorum. Bu tabi biraz uzun vadeli bir projeksiyon. Ve yine söylediklerim tabii ki herhangi bir yatırım tavsiyesi değil, şahsi fikirlerim. Ama 36 seviyesi kırıldıktan sonra 50 seviyesini konuşmak bence makul bir hedef olacaktır. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bol kazançlı bir hafta diliyorum herkese. İyi günler, hoşça kalın, iyi haftalar diliyorum.